Ee, bol bol fiil ve yeni kelimeler öğreneceğiz artık bu üniteden itibaren kelime haznemizi yavaş yavaş büyütmeye ve geliştirmeye başlayacağız dersimizin konusu mahirin sürprizi mahir bir sürpriz hazırlamış ee, bakalım bu sürpriz yolculuğunda mahirin başına neler gelecek onun maceralarını hep birlikte çalışacağız yeni kelimeler gördüğünüz gibi bolca kelimelerimiz var. Sakin kelimesi var. Sakin, sakinun. Sakin demek oturan, yerli, ikamet eden demek. Biz bu kelimeyi aslında kullanıyoruz. Mesela ne diyoruz? Mahalle sakinleri diyoruz. Ya da işte apartman sakinleri diyoruz. Ben bu çocukken bu kelimeyi duyduğumda böyle apartmanda sakin sakin oturan insanlar aklıma gelir. Ya da mahallenin en sakinleri aklıma gelir. İşte genelde kullanıyoruz. Hafile. E, kafile kelimesine benziyor biraz ama kafile değil otobüs demek. Kafileden belki çağrıştırabilirsiniz otobüs kafilesi gibi. Tabibun dır dır dur şekli bitiyordu değil mi haberler? O bir doktordur. İstanbul Medinetun. İstanbul bir şehirdir. Yapı bakın aynı. Hone Hone mevcut. Hone Mede hone. Hone mevcut. İstanbul. İstanbul hone. اسطنبول وهنا تقريبا هنا يعني إزمير إزمير، اسطنبول مدينة جميلة جدا في تركيا، وإزمير أيضا هي مدينة جميلة جدا، يعني اسطنبول وإزمير مدينتان جميلتان في تركيا، هنا يعني في إزمير موجود موجود ماهر. ماهر من ماهر؟ هو هو طبيب هو طبيب مشهور في إزمير. هو طبيب مشهور في إزمير. هو ساكن في إزمير. هو يعني ماهر ساكن في إزمير. هو ساكن في إزمير. هو طبيب. وهنا مريم مريم في إسطنبول. مريم ساكنة. هي ساكنة، ساكنة في اسطنبول. هي ساكنة في اسطنبول. هي طالبة في اسطنبول. يعني هي طالبة، هي ساكنة وطالبة في اسطنبول. من هي؟ هي أخت ماهر. هي أخت أخت ماهر هي اخت ماهر ماهر كسكاردشي هي اخت ماهر هي ساكنه في اسطنبول مع زينب هي ساكنه في اسطنبول مع زينب يعني زينب زينب ومريم صديقتان ثم وَصَلَ مَاهِرِ اِلَى الْمَطَارِ وَنَزَلَ خَرَجَ dedik. Bu arada kullandığımız fiilleri yazalım. Rakibe dedik. Değil mi? Rakibe neydi? Bindi. Rakibe, mahir, taksi. Thumma, وَصَلَ وَصَلَ اِلَى Dedik ki e, bu hikayede bir takım yapılar kullandık dedik. Şimdi şu haritamızı şöyle yana doğru atayım. Mesela ne, ne tür yapılar kullandık? İşte dedik ki mesela Beytu Meryem dedik değil mi? Beytu Meryem. Beytu Meryem'e. Ne demek bu? Meryem'in Meryem'in evi demiş oldum aslında. Beytu Meryem'e. Meryem'in evi. Mahir'in evi demiş olsaydım. Beytu Mahirin. Mahirin evi. Mahirin evi. Ya da Mahirin ne dedik mesela Mahirin kız kardeşi dedik. Yani kız kardeş neydi? Uktu. 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 Mahirin. Bu yapılar arkadaşlar, bu yapılar isim tamlamalarıdır. İsim tamlamalarını kısmen daha önceki derslerimizde de gördük. Ama şöyle bir toparlamış olalım. Elimizdeki dökümanın şu kısmında zaten bir önceki derste söylediğimiz işte Türkçe'ye dır dır diye şeklinde çevrilen kelimelerin müftüdanın haberi olduğu mevzusu tekrar anlatılıyor. Yani İzmir-ü Medine-ton derken İzmir bir şehirdir. Medine-ton şehirdir demiş oluyorum. Gayeyi konuştuğumuz kısımda arkadaşlar bu fiilleri kullandık. Burada bu fiilleri kullanarak lütfen hikayeyi yazın. Bu sizin ödeviniz olsun. Sonra Mahir'in gözünden tekrar yazın, seslendirin, konuşun. Vakti olanlar, bu çalışmayı sevenler Meryem gözünden de hikayeyi anlatabilir. Bir sabah evden çıktım, gittim gibi. Ya da birisi Meryem'e anlatır bunu daha sonra. Ya sen çıktın gittin. Evet arkadaşlar bu ünitemizin de böylece sonuna gelmiş olduk. Ee, güzel bir hikayemiz var elimizde pişirip pişirip kullanabileceğimiz birçok fiili bize öğretecek güzel bir hikayemiz var. Lütfen bu hikayeyi demin de söylediğim gibi yazarak çalışın. Kendi sesinizi kaydedin, anlatmaya çalışın. Ee, böyle uğraşırsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız daha olur demiş atalarımız. Ne güzel demişler. Pekala şimdilik bu kadar. Dinlemelerinizi yapmayı unutmayın. Mutlaka günlük Arapça kanal haber programı vesaire dinlemelerinizi yapın. Onu da hatırlatmış olayım ve böylelikle veda edeyim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.